Merhaba çocuklar. Hilal Ramazan boyunca ikinci, üçüncü günden sonra direkli oruç, işte tekne orucu gibi oruçlar tutmaya devam etmiş. Bu arada tam oruç tuttuğu iki günde olmuş. Bu arada çok özel bir şey yapmaya başlamış. Ne yapmış? Hadi gelin hep beraber öğrenelim. O gün akşam iftardan sonra odasına girdiği zaman Hilal bir şeyler mırıldanıyormuş çocuklar. Oruç kuşu merak etmiş ve sormuş. Hilal, hayırdır, ne mırıldanıyorsun? Hiçbir şey, demiş Hilal. Oruç kuşu yine merakla sormuş. Ama demiş, bana söyle lütfen, ne mırıldanıyorsun? Babamın her akşam iftar sofrasında okuduğu duayı ezberlemeye çalışıyorum, demiş. Aa, oruç kuşu çok şaşırmış. Peki, demiş, ezberleyebildin mi, öğrenebildin mi? Evet, demiş, öğrendim ama işte tam olarak öğrenemedim. Okulda bir dinleyeyim, demiş oruç kuşu. Hemen Hilal gözlerini yummuş. Allahümme sümtü, demiş. Oruç kuşu başlamış gülmeye. Çünkü Hilal arkasını getirememiş. Ama öyle değil, demiş Hilal oruç kuşu. Nasıl yani, demiş. Sen iftar duasını da mı biliyorsun? Evet, demiş. Kaftağı masalcısı bana öğretmişti. Aa, demiş. O zaman bana öğretir misin? Olur, demiş. Hadi bakalım, ben kelime kelime söyleyeyim, sen de bunu tekrarla, böylece ezberlemiş olursun, demiş çocuklar. Ve başlamışlar çalışmaya. Oruç kuşu Allahümme diyormuş, Hilal Allahümme diye tekrarlıyormuş. Leke sümtü diyormuş, leke sümtü diyormuş. Ondan sonra ve ala rızkike eftartu diye tekrarlamış oruç kuşu. Hilal burada durmuş. Eftartu rızkike diye dur, demiş o zaman. Burayı da kelime kelime yapalım. Ve, demiş oruç kuşu. Hilal de ve, demiş. Ala, demiş. Hilal de alayı tekrarlamış. Rızkike eftartu deyince Hilal onu da tekrarlamış. Ondan sonra hızlı hızlı okumaya başlamışlar ve böylece Hilal oruç kuşunun kendisine öğrettiği iftar duasını ezberlemiş çocuklar. Allahümme leke sümtü ve ala rızkike eftartü diye tekrarlamaya başlamış. Allahümme leke sümtü ve ala rızkike eftartü. Allahümme leke sümtü ve ala rızkike eftartü. Hazırlığını yapmış. Meğer Hilal anne babasına bir sürpriz hazırlıyormuş çocuklar. O gün akşam iftar vaktini sabırsızlıkla beklemiş. Annesiyle beraber sofrayı hazırlamışlar. Babası, annesi, abisi ve Hilal sofraya oturmuşlar. Bekliyorlarmış. Biliyorsunuz değil mi? Oruçluyken iftar sofrasında önümüzde envai çeşit yemekler dururken ezanı beklemek çok sevaptır. Çünkü orucumuzu açmak için ezanı bekliyoruz. Ezan okunmadığı için de o yemeklerden bir lokma bile almıyoruz. Nefsimize hakim oluyoruz, irademize sahip çıkıyoruz. Biz Müslümanız ve oruçluyuz. Ezan okunmadan ve izin verilmeden bir lokma bile yemeyeceğiz, diyoruz. Böylece Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gidiyor. Bizim o tavrımız, melekler bize gıptayla bakıyorlar, böyle beğeniyle bakıyorlar. Keşke biz de onlar gibi oruçlu olsak da iftar sofrasında böyle beklesek, Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gitse, biz de Cenab-ı Hakk'a çok sevimli gelsek, çok sevimli görünsek diye böyle özenerek bize bakıyorlar melekler. Tam böyle iftar vaktinde topların atılmasını, iftarın açılmasını, işte ezanın okunmasını beklerken bir anda top patlıyor, ezanlar başlıyor. Hilal hemen zeytin tabağını babasına doğru uzatıyor ve başlıyor okumaya. Allahümme leke sümtü ve ala rızkike eftartü diye. Bir anda babası şaşırıyor, annesi şaşırıyor, abisi şaşırıyor. Babası zeytini elinde kalıyor böyle. Aferin benim kızıma, diyor. Sen ne zaman öğrendin bunu? Babacığım, diyor, sen sofrada her gün okuyordun ya. Ben de seni dinliyordum. Bugün onu öğrendiğimi size göstermek için sürpriz hazırladım. Aferin benim güzel kızıma, diyor babası. Çok seviniyor. Sonra hadi bakalım, diyor, bir daha oku, iftarımızı açalım, diyor. Ve Hilal hepsinin adına iftar duasını tekrar ediyor. Onlar da tekrar ediyorlar ve iftarlarını o gün Hilal'in okuduğu duayla açıyorlar. Sonra yemek esnasında babası soruyor, peki kızım, diyor, sen bunun ne manaya geldiğini biliyor musun? Onu öğrendin mi? Hayır, demiş babacığım Hilal, bilmiyorum, diye cevap vermiş. O zaman ben manasını da sana söyleyeyim, onu da öğren, demiş. Olur,
deyip kaşığını elinden bırakmış Hilal ve babasını dinlemeye başlamış çocuklar. Bu duanın manası Hilal'cim diye başlamış babası. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin beni şereflendirmek için verdiğin, bana bahşettiğin, cömertçe önüme sunduğun bu nimetlerinle de senin rızan için tuttuğum orucumu açıyorum manasında. Hilal'cim demiş. Hilal düşünmüş düşünmüş. Babacım demiş, şereflenmek ne demek? Tabii ya demiş babası. Yani sen daha bu kelimeleri bilmiyorsun. O yüzden anlatayım. Yani Allah bizi çok sevdiği için bize çok çeşitli nimetler bahşediyor. Ve biz de o nimetleri yiyerek ona şükrediyoruz. Onun sevgili kulları oluyoruz. Ona şükrettiğimiz için onun sevgili kulları oluyoruz. İşte şereflenmek böyle bir şey demiş Hilal. Anladın mı? Anladım babacığım demiş. O zaman ben Allah'a çok şükredeceğim, çok şerefleneceğim demiş ve hep beraber gülmüşler. Ve o gün Hilal iftar duasının manasını öğrenmiş çocuklar. Siz de öğrenin. Çünkü çok güzel bir dua. Bakın, Allah'ım senin rızan için oruç tutuyorum. Ne kadar güzel bir dua değil mi? Sadece onun rızası için oruç tutuyoruz. Başka hiç kimse için tutmuyoruz. Ve ne diyoruz ondan sonra? Ya Rabbi, senin verdiğin bu güzel nimetlerle, bize bahşettiğin bu güzel nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Oh ne güzel. Bakın, büyüklerimiz ne derdi biliyor musunuz çocuklar? Her şey dua ile derdi. İşte iftar duası da böyle bir dua. Siz de bu duayı ezberleyin, öğrenin, olur mu? Bu dua çok güzel bir dua. Sonra Hilal oruç kuşunun yanına gelmiş çocuklar. Annesiyle sofrayı toplamışlar tabii, iftar yemeği bitmiş. Babasıyla annesi teravih namazına gidince Hilal oruç kuşunun yanına gelmiş ve çok teşekkür ediyorum sana demiş. Bugün bana çok mutlu bir akşam yaşattın oruç kuşu. Bana iftar duasını öğrettin. Ben de anneme babama okudum. Onlar da çok sevindiler. Ben de çok sevindim. Çok güzel bir dua öğrendim demiş. Ondan sonra da bakmışlar serçe kuşu kafesin içinde böyle pıtı 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 hareket ediyor. Kanadını da artık rahatça çırpabiliyormuş çocuklar. Uçma vaktinin geldiğini görmüşler. Hilal'in babasıyla annesi teravih namazından gelince Hilal hemen annesine demiş ki, anneciğim demiş, serçe kuşu artık kanatlarını çok rahat çırpabiliyor. Ne yapacağız? Demiş, hadi salalım onu. Ama karanlık ya, yolunu bulamazsa. Merak etme demiş, onlar karanlıkta da yollarını bulurlar. Çünkü Allah onlara özel donanımlar vermiş. Onlar karanlıkta da yollarını bulabilirler deyince hemen Hilal penceresini açmış. Annesi de kafesin kapağını açıp pencerenin önüne getirmiş. Serçe kuşu bir müddet kafesin içerisinde etrafa bakmış. Sonra teşekkür eder gibi Hilal'e bakmış. Oruç kuşuna bakmış. Sonra Hilal'in annesine bakmış. Sonra kafesin içine tekrar bakmış ve kafesin kapısından çıkmış, pencerenin kenarına konmuş, cik cik diye ötmüş ve kendisini boşluğa bırakmış, kanat çırparak uçmuş gitmiş. Böylece Hilal o gün çok güzel iki hareket sergilemiş çocuklar. Birincisi iftar duasını ailesiyle beraber okuyarak büyük bir güzellik yapmış. İkincisi güzel bir serçe kuşunu hem tedavi etmiş hem de özgürlüğüne kavuşturmuş. Ne kadar güzel değil mi? Bu masal da burada bitmiş. Yarın aynı saatte yine buluşacağız inşallah. O vakte kadar hoşça kalın.